İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Artsak'ta zorla yerinden edilenler için adalet mücadelesi. Ermenilerin Artsak'tan zorla sürgün edilmesi, 20. yüzyılın başında Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosid gerçeklerini hatırlatmaktadır. Bakü, Birleşmiş Milletler'de Azerbaycan yer atlarının yer aldığı Ermenistan haritasını sunacak. Bakü'nün bir diğer kültür kurbanı da ulusal figür Alek Manukyan'ın heykeli. Ani Arkeoloji Okulu Uluslararası Konferans. Artsakh Cumhuriyeti bölgesindeki tarihi Şuşi şehri, Artsakh'ın yerli halkları ile Azerbaycan arasındaki son savaşın odak noktası haline geldi. Acımasız şiddet ve yıkımla damgasını vuran çatışmalar, pek çok Ermeninin zorla yerinden edilmesine, mal ve geçim kaynaklarının kaybına ve ciddi psikolojik sorunlara yol açtı. Bu krize yanıt olarak Armenak Abrahamyan 2021'de önemli bir adım attı. Şuşi'nin yerinden edilmiş sakinleri adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Bu süreç kapsamlı bir hazırlık, önemli kanıtların toplanması ve etnik temizlik, soykırım, Armenosid ve uluslararası insan hakları hukukunun derinlenmesine anlaşılmasını içerir. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın başvurusu, benzer çatışmalar sırasında yerinden edilmiş kişilerin korunmasına yönelik bir emsal oluşturmayı amaçlıyor. Böylece Abrahamyan, yalnızca sürgünlerin acil ihtiyaçlarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda Batı Ermenistan'daki Ermenilere yönelik soykırımdan, Armenosid'den başlayarak insan haklarının korunmasına yönelik küresel çerçeveyi de güçlendiriyor. Uzun ve çoğu zaman zorlu hukuki süreçlere rağmen kararlı çabalarına devam ediyor. Bu sadece kararlılığının kanıtı değil, aynı zamanda savaş nedeniyle evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden insanlara bir umut ışığı olduğunu da gösteriyor. İki ülkenin siyasetçilerini, uzmanlarını ve diplomatlarını bir araya getiren Rus Ermeni Lazaryan Kulübü, Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsünün girişimine katıldı. Kulübün açıklamasında Bakü'de Artsakh Dağlı Karabağ liderlerinin ve diğer Ermeni mahkumların serbest bırakılması talebiyle imza topladıkları da belirtilmektedir. Bu otorite sahipleri ayrıca Artsak'taki Ermeni dini ve kültürel anıtlarının, kiliselerinin ve manastırlarının varlığına ve kültürel tarihi kimliğine yönelik tehdide dikkat çekiyor. Bu nedenle anıtların korunmasına yönelik denetimleri yürütmek üzere Lazaryan Kulübü bünyesinde özel bir uzman grubu oluşturma niyetini duyurdular. Ayrıca Doğu Ermenistan'da Artsak'tan zorla yerinden edilen yurttaşlarımızı vatandaşlık ve sivil haklarından mahrum etmeye yönelik kaydedilen girişimlerden de endişe duyuyorlar. Evlerine dönüşlerinin, Ermeni kültürel, dinsel ve anıtsal eserlerinin akıbetinin acil ancak ikincil bir sorun listesi olduğu vurgulanıyor. Bu trajediden dolayı Artsakh'ın Ermeni halkına başsağlığı dilediklerini ileten yetkililer, bunun 20. yüzyılın başında uluslararası toplum tarafından kınanan Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosid'in gerçeklerini hatırlattığını belirtiyor. Bakü, 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Doğu Ermenistan'a karşı kullanmaya aktif olarak hazırlanıyor. Azeri uzmanı Dadtev Hayrapetyan, Sputnik Ermenistan ile yaptığı görüşmede Bakü kaynaklarından alınan bilgileri analiz ettiğini söyledi. Azeroloji uzmanına göre çevre propagandası kampanyası iki yönde yürütülecek. Doğu Ermenistan'ın Artsakh Dağlı Karabağ'ın doğal kaynaklarını nasıl yasa dışı şekilde kullandığı, diğer durumda ise bölgeyi en çok kirleten ülke olarak tanıtılacak. Azerolog uzmanın sözlerine göre hazırlanan haritada topraklarımızın Azeri olduğu iddia edilen yer adlarını kullanacaklarını vurguluyorlar. Yani devletimizin coğrafi isimlerini farklı dillere çevirerek, gerçekleri çarpıtarak, gündem haline getirmeye çalışarak tamamen çarpıtacaklar. Üstelik Bakü, çevresel ve siyasi sorunların yanı sıra Ermeni ekonomik tesislerine yapay engeller yaratarak ekonomik bir sorunu da bu şekilde çözmeye çalışıyor. Ermeni Dağlık Bölgesi'nin kültürel mirasının ombudsmanı Hovig Avanesov kendi Facebook sayfasında yazdığına göre Bakü işgal altında tuttuğu Artsak'taki anıtları yıkmaya devam ediyor. Amacı Ermeni izini tamamen yok etmek olan bu politika devlet düzeyinde uygulanıyor. Artsak'ın başkenti Stepanakert'ten yayınlanan bir video uyarı niteliğindedir. Ön çalışma ve analizlerden anlaşıldığına göre hayırsever, ulusal figür Alek Manukyan'ın heykelinin Bakü'deki kültürel soykırımın, Kültürsid'in sıradaki bir kurbanı olduğu ortaya çıkıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 8. maddesi, işgal altındaki topraklardaki kültürel mirasın yok edilmesini uluslararası bir savaş suçu olarak değerlendiriyor. Dine, eğitime, sanata, bilime veya hayır amacına yönelik yapılara, tarihi eserlere, hastanelere, askeri hedef olmadıkça kasıtlı olarak saldırı yapılması yasaktır. Avanesov, uluslararası yasalara göre 1954 tarihli silahlı çatışmalarda kültürel değerlerin korunmasına dair Lahey Sözleşmesi'nin 4. maddesine göre kültürel mirasa karşı her türlü vandalizm, hırsızlık, soygun, zimmete geçirme, düşmanlık ve misilleme eyleminin yasak olduğunu hatırlattı. Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nde Ani Arkeoloji Okulu konulu 3 günlük uluslararası konferans başladı. Bu yıl Ani kazı gezisinin lideri Nigo Hayos ve Ani mimarisinin önde gelen araştırmacısı Toros Toramanyan'ın 160. yıl dönümünün yanı sıra kazının önemli üyelerinden ve Doğu Ermenistan'daki arkeolojik çalışmalar organizatörlerinden Aşkarabay Kalantar'ın 140. yıl dönümü anılıyor. Doğu Ermenistan Tarih Müzesi Müdürü David Bogosyan, düzenli kazıların ve Ani Müzesi'nin kuruluşunun 120. yıl dönümüne adanan konferansa ve kazıların yanı sıra müzeleştirme sürecini de üstlenen 3 önemli araştırmacının yıl dönümlerine dikkat çekti. Uluslararası konferansta Ani'nin tarihi, kültür ve müzeleştirme çalışmaları, tarih, arkeoloji, litografi, mimarlık, müzecilik, kültürel ve sanat çalışmalarını kapsayan 400'den fazla rapor planlanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.